Merhabalar. İnme, beyne giden kan akımının tıkanma ya da kanama nedeniyle sekteye uğramasıyla ortaya çıkan acil bir hastalık. Önemli bir hastalık çünkü dünyadaki en önde gelen özürlülük nedeni. Ayrıca Türkiye'de 2. sırada gelen ölüm nedeni. İnme sadece inmeyi yaşayan kişiyi değil, ailesini ve çevresini de etkilediği için ayrıca önemli bir rahatsızlık. İnmelerin %80'i tıkanma şeklinde, %15'i de kanama şeklinde oluyor. Ve en çok görülen tıkayıcı inme olduğu için biraz onun ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü acil bir hastalık ve tedavisi belli süreler içerisinde yapılabiliyor. İnmeye ne neden oluyor diye baktığımız zaman bazı risk faktörleri var. Bunlardan bir kısmını değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri olarak adlandırabiliriz. Örneğin yaşımız, cinsiyetimiz, ailevi özelliklerimiz, yine ırksal özelliklerimiz değiştiremeyeceğimiz özellikler. Fakat bazı risk faktörlerimizi de kontrol edebiliriz, değiştirebiliriz. İnmeye neden olan en önemli hastalıklar yüksek tansiyon, şeker, kan yağlarının yüksekliğiyle giden hiperlipidemi dediğimiz hastalıklar. Ayrıca durdurabileceğimiz sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, yine yaşam şekline baktığımız zaman hareketsiz ve obeziteye yol açan beslenme biçimleri de inmenin nedenleri arasında. İşte bütün bu risk faktörlerini kontrol ederek inmeyi önlemek mümkün. Bir risk faktörümüz daha var ki özellikle yaşlandıkça daha sık görülen atrial fibrilasyon dediğimiz ve kalpteki bir ritim bozukluğu. Bu ritim bozukluğunun da zamanında saptanıp tedavi edilmesi yine inmeleri önleme açısından yaşlı kişilerde önemli bir durum. İnme gerçekleştiğinde ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle inme semptomlarını bilmemiz gerekiyor, bulgularını bilmemiz gerekiyor ki inme olduğunu anlayıp ona göre hareket edebilelim. Ne zaman inmeden şüphe etmemiz gerekiyor? Yüzümüzde herhangi bir felç durumu olduğunda, kolumuzda, bacağımızda bir güçsüzlük, uyuşukluk olduğunda ya da görmemizde bir bozukluk olduğunda, dengemizde bir sorun olduğunda ya da konuşmamızda bir bozulma olduğunda. Bu gerek peltek konuşma, gerek hiç konuşamama ve konuşanları anlayamama şeklinde olabilir. İşte bu belirtiler görüldüğünde bunun bir inme olduğundan şüphe etmek gerekiyor. Genellikle bu duralım, bekleyelim, geçer deniyor halk arasında. Ama inme gerçekten acil bir durum ve bu semptomların farkına vardığımız anda mutlaka bir sağlık kuruluşuna ulaşmamız gerekiyor. Özellikle de böyle durumlarda mutlaka ambulans çağrılması ve ambulans aracılığıyla hastaneye gidilmesini tavsiye ediyoruz. İnme, iskemik inmenin ilaçla tedavisi ancak ilk 4,5 saat içinde yapılabiliyor. Pıhtı eritici tedaviler dediğimiz bu tedaviler bu kısıtlı süre içerisinde yapıldığı için bu süreler içerisinde hastaneye ulaşmak önemli. Ayrıca büyük damar tıkanmalarında bu damardan verilen tedavinin yanı sıra anjiyografik yöntemlerle yapılan ve trombektomi dediğimiz oradaki trombüsün anjiyografik yöntemlerle çekilip çıkarılması yöntemiyle de tedavisi mümkün. Dolayısıyla bu tedaviler de maksimum bazı durumlarda, bazı hastalarda olmak koşuluyla 24 saate kadar uzayabiliyor. Ancak ilk 6-8 saat arasında yapılıyorlar. Dolayısıyla böyle bir hastanın hastaneye ulaşması, doğru hastaneye ulaşması çok önemli. Bunun ardından, bu tedavilerin ardından hastaların bir kısmı hiç bir araz kalmadan iyileşirken bir kısım hastada da bazı arazlar kalabilir. İşte bunun ardından da fizik tedavi, rehabilitasyonla bu arazların giderilmesine yönelik bir tedavi programının başlaması gerekir.